Üf anne ya, yine babam bize karşı dolduracak. Merak etme, hiçbir şey yapamaz. Öf, oğlum nedir kuyruk gibi peşimden geliyorsun banyoya kadar ha? Ne istiyorsun yani? Baba, ben yarın dışarı çıkabilir miyim? Nereye? Dışarı. Ha iyi de bu dışarının adresi yok mu çocuğum? Var tabii. Ya baba, senden hiçbir şey gizlemek istemiyorum. Öyle mi? Ya yoksa benim kızacağım bir yere mi gideceksin bakayım? Yani sabah olanlardan sonra kızabilirsin. Ya zaten benim seçimim değil. Tuğçe'nin isteği üzerine gideceğim. Tabii eğer izin verirsen. İyi de nereye? Ya baba, bilmiyormuş numarası yapma. Kızlar söylemiştir. Bahar partisine. Aa, öyle mi? Ah, bak oğlum. Sana bir şey söyleyeyim. Gerçekten açık konuştuğun için seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim yavrum. Gidemezsin. Ama baba. Bak, onlara senin sözlerin üzerine hayır dedim, tamam mı? Bu durumda gidemezsin. İzin veremem. Hem bak, ben oraya gidersem kızlara göz kulak olurum. Söz. Gidemezsin. Baba, eğer ben oraya gitmezsem Tuğçe başkasıyla dans edecek. Eğer yarışmayı kazanırsa da ödülü başkasıyla alacak. Hadi ya, ödül ne? O kafede sınırsız içecek. Aman o kadar da önemli değil canım. Üzülme. Ben annenin kafesinde size bol bol gazoz ısmarlarım, tamam mı? Sen, Ceren, Çilek hepiniz davetlimsiniz. Ama baba. Çocuğum. Aa çok özür dilerim. Tabii ya, Tuğçe de gelebilir. Atlamışım, kusura bakma. Görür onlar gününü. Allah. Betüş, kızlar nerede? Odalarındalar oğlum. Ne oldu? İkisi de bitti. Aa, Cem buraya gel. Ne oldu oğlum? Betüş lütfen karışma. Cem bir dakika Cem. Betüş nereye kayboldu bu? Ne oluyor Allah aşkına? Kızların cephesine gitti. Hay Allah. Ay. Ya abi vurmasana, kapıyı kıracaksın. Acır o zaman. Abi giyiniyoruz dedik ya. Patlama ya. Hadi açalım da şu çenesini kapatsın. Evet. Ne var? İkinizin de canını okuyacağım. Aa öyle mi? Sıkıyorsa içeride babamların yanında oku o zaman. Dön. Hadi. Ya vallahi bıktım ya. Ya bu olmaz ki ya. Her gün bir olay çıkartıyorlar. Şöyle ağız tadıyla bir sofraya oturamıyoruz. Şu anda bir şey söyle baba. Bizim canımızı okuyacakmış. Cem çok ayıp. Ama haklıyım baba. Hayır efendim, haklı falan değilsin, tamam mı? Madem bir söz ettin, o sözünün arkasında durmak zorundasın, anlaşıldı mı? Kardeşlerine gitmemesi için o partiye etmediğin laf bırakmadın. O parti senin için aptal bir partiymiş. O zaman sözünün arkasında duracaksın ve gitmeyeceksin. Ama biz gideceğiz değil mi baba? Evet, Ceren'le sana izin veriyorum, gidebilirsiniz. Oley! Söyle bana, Sadık'ı kim ve niye sihirledi? İyi geceler Çilek. Ya abla, kızım ama bir şey söyleyeceğim. Ben senin o kadar partiye gitmene yardım ettim. Gelme deme, kalbimi kırıyorsun. Çilek sen ne yaptın ki? Babam kendiliğinden izin verdi. Sen öyle sen, babamın fikrini nasıl değişti sanıyorsun? Ne yani, sen mi değiştirdin? Hem ayrıca sorun o değil. Bu büyük sınıfların partisi. Sen orada ne yapacaksın? Biz de Kaan'la Kafkas dansı yaparız. Çilek saçmalama, bu öyle bir yarışma değil. O zaman uydururuz bir şeyler. Of, sen niye kendi yaşıtlarına gezmiyorsun? Onlar böyle eğlenceli partiler yapmıyorlar. Hem biliyor musun abla, toprağı da getireceğim. Ne? Ya abla ne olur, o da çok güzel dans ediyor. Bence yarışmaya katılmalı. Çilek, o da çok küçük. Lütfen, bak benden haber bekliyor. Ne zamandan beri? Oho, biz onu da dünden yaptık bu planı. Of Çilek ya, her yerde peşimdesin. Ben senin ablan olsam seni her yere götürürdüm ama. Tamam peki, haklısın. Yarın sabah konuşuruz. Hadi iyi geceler. İyi geceler abla. Çilek. Ne oldu anne? Yok kızım bir şey, sen uyu. Çilek, seninle hemen konuşmamız lazım. Evet anne, konuşalım. Dışarıda, hemen gel. Efendim anne. Buraya gel. Çabuk geç, otur bakayım şuraya. Çilek, babanı mı sihirledin? Ya nasıl bu kadar çabuk anladın? Sihirli aynadan. Ve tabii seni çok iyi tanıyorum. Ya anne, başka çarem yoktu. Çilek, istediğini elde etmek için bu sihirli oyunlardan ne zaman vazgeçeceksin sen? Bir defalık affet. Hayır, yalan istemiyorum, hile de istemiyorum. Şimdi hemen Perihan teyzeni çağıracaksın, buraya geleceksiniz ve sana ceza verecek. Ya anne! İstersen ben çağırayım. Ama senin suçunu kabul edip onu çağırman bence cezanı hafifletir. Üf, peki. Hayır efendim. Perihan teyzeyi çağırmayacağım. Ben Perihan teyze olacağım. Kopya Çilek ceza alacak. Bu partiye kesinlikle gitmem lazım. Çünkü bu Kaan'la gittiğimiz ilk parti. Ah, benim de uykum var. Kusura bakma. Benim yerime küçük bir ceza alacaksın. Ceza mı? Şakacıktan canım. Cezayı sana ben vereceğim. Şöyle. Perihan teyze olarak. Ne? Benzedim mi? Sesin hariç evet. Şimdi nasılım? Oldu Perihan teyze. Hadi gidelim o zaman. Perihan! Anneannem çağırıyor. Evet o. O zaman ben gidip bir bakayım. Ama Çilek demiyor ki, Perihan diyor. İyi, ben zaten... Perihan'ım zaten. Bekle, hemen geliyorum. Sağır Perihan duymuyor. Dudu yani, hala nankörsün. Hala. Efendim anneanne. Hı? Yani efendim Dudu. Uykum var, odama çıkamıyorum. Ne olur düzelt beni. Ay sen niye böyle hindisin? Ne çabuk unuttun yediğin haltı. Onu düzeltecek misin Perihan? Ay tabii, ben ona kıyamam. O benim anneanne. Yani en yakın arkadaşım. Hala öyle. Yani? Şimdi benim bir yere gitmem lazım. Hemen seni düzeltip gideyim, tamam mı? Düzelt, sonra da arkana bakmadan git. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Gördün mü bak Taci, eski halime geri döndüm. Eskisi gibi oldum işte. Duducuğum, benim yapılacak işlerim var. Bu hindilik meselesini araştıracağım. Görüşürüz. Dede hoşça kal. Dede mi dedi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.